Ben ismim Altan Aydemir. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanıyım. Evet, şimdi biliyorsunuz 2020 yılında 17 Mart'ta başlayan bir süreç oldu. Bu 1 Haziran'a kadar kapalıydık. Daha sonra 20 Kasım'da tekrar kısıtlamalar başladı. İlk dönemde bu kadar fazla etkilenmedik ama ikinci kısıtlamada yani 20 Kasım'daki kısıtlamalar bizleri gerçekten çok büyük şekilde etkiledi. Hem ekonomi yönünden hem de moral anlamında yani manevi anlamda da etkilendik. Şöyle çünkü kış ayındayız. Zaten kış ayında hani günler kısa olduğu için bizlerin biraz daha yani maddi anlamda kış işte giyecekleri, yanımızdaki çalışan personellerin işte ev kiralar olsun, çocuklarının geçim olsun, masraflar olsun bu konuda bayağı bir etkilerimiz oldu. Bir de biz bu Kasım'daki kısıtlamalarda evet paket servisi, gelal hizmeti devam etti ama yapamayan esnaflarımız oldu. Yani nasıl bu ev yemekleri dediğimiz sulu yemek yapanlar, çorbacılar, kelleciler, keza büyük restoranlar bunlar paket servisini yapamadı. İlk başlarda denediler ama olmadı. Daha olmayınca da kendilerinden kapatmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla bunlar pideciler, kebapçılar, dönerciler zaten her hazırda paket servisine devam eden bir üyelerimiz oldu. Onları fazla etkilemedi ama birçok yerde örnek vermek gerekirse 14-15 tane çalışan personel olan bir işletme 3 kişiyle, 4 kişiyle 3 aylık bir sürecini tamamlamaya çalıştılar. Bu da yeterli oldu mu? Olmadı. Paket servisi, işte dükkan kirası, SGK vergisi, işte doğal gazı, elektriği, suyu vesaire gibi giderlerini karşılayamadı. Yani %80, %90 gibi bir iş kaybıyla çalışıldı. %10'luk, %15'lik bir gelirimiz de bizlerin masrafını dolayısıyla rahatlatmadı. Evet, bu konuda da şöyle de bir desteklerimiz oldu. Sağ olsun devletimiz çalışanlarımıza kısa çalışma ödeneği vererek bir kısmı da olsa bir faydası, büyük bir faydası oldu onun. Ama diğer kira desteği ya da ciro kaygı desteğinden birçok esnafımız yararlanamadı zaten. Ama yararlanan da onu da tatmin etti mi? Tatmin etmedi. Dolayısıyla bizler de Ankara'da görüşmelerimizde hep şunu yaptık. İl bazında değerlendirme yapalım diye bu taleplerimiz olmuştu. Ona da Sağlık Bakanlığımız olsun, İçişler Bakanlığımız olsun, Ticaret Bakanlığımız sağ olsun. Olumlu bir karar olarak buldukları için şimdi bütün Türkiye'de il bazında değerlendirme oldu. Yani ilinizde vaka sayısı düşükse işletmeler daha rahatlayacak. Ama vaka sayısı yüksekse daha da kısıtlamaya gelecek. Ben şundan bütün Kayseri vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Kayseri geçmişte olduğu gibi birçok sıkıntı ve sorunların üstesinden geldiği gibi bunun da üstesinden gelir. Hep birlikte el ele vererek, hep birlikte bu pandemiyle mücadelemizde çaba göstererek, gerekmekle topluluğu yapmadan ya da kalabalık bir şey oluşturmadan, işte maske, mesafe, temizlik kurallarını da riayet ederek bunu hep birlikte maviye çeviririz diye düşünüyorum. Burada biz sadece ticaretimizi değil, sevdiklerimizde, özlediklerimizle, yakınlarımızdan bir araya gelebilmemiz için, daha rahat sohbetler edebilmemiz için, hem de ticaretimizin için her şeyden önemli. Onun için şu sıraları özellikle bugünlerde kalabalık oluşturmayalım. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarını da riayet edelim. Şimdi şöyle, tabii ki dediğim gibi il il bazında değerlendirme olduğu için bizim açılmamız turuncu renkliydi Kayserimiz. Dolayısıyla bundan sabah 7, akşam 19'a kadar müşteri kabulü oldu. Bu da bizleri kısmen de olsa biraz rahatlattı. Yani yüzümüzü güldürdü, bir heyecan oluştu, bir iş hacmi yapmaya çalıştık.
İşte evinde istirahatten sıkılan personellerimiz vardı. Bunalan personellerimiz vardı. Onları geri işlerine çağırarak iş hareketimizi başlattırdık. Evet, bu yeterli mi ki? Tabii ki değil. Nasıl yeterli değil? Önümüz Ramazan, biliyorsunuz. Ramazan ayında iftar yemekleri olur. Ramazan'da gündüzleri zaten birçok restoran, lokanta kapalı. Hani insanlarımız oruç tuttuğu için. Onun için de akşam iftar yemekleri oluşuyor. İftar yemekten işte şirket yemekleri, grup yemekleri, işte böyle bir şeylerimiz oluşuyordu. Onların da şey yapılması için bizlerim de 19'dan 21'e kadar sürecin uzatılmasını arzu ediyoruz. Tabii ki insan sağlığı her şeyden önemli. İnsan sağlığı olsun ki bizim her şeyimiz olsun, ticaretimiz ya da sosyal hayatımız olsun diyorum. Onun için herkes ne olur biraz daha dikkat ederek, kalabalıklardan uzaklaşarak, kalabalık bir ortam yaratmadan şu pandemiyle birlikte mücadele edelim. Dediğim gibi hem ticaretimiz hem de sevdiklerimizden bir araya gelmek için bu Ramazan böyle giderse herhalde kısıtlamalar gelir. Bundan da çok korkuyoruz, bundan da çok çekiniyoruz. Onun için kısıtlamaların tekrar gelmemesi için bizler el ele verip bu turuncuyu maviye çevirelim. Hem Ramazan'da olsun, hem de bayramlaşmalarımız olsun, hem sevdiklerimizden bir yere gelebilmemiz için de bu gerçekten çok önemli. Onun için vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyorum.